Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, babaannem bile gelmiştim. Böylelikle videomuzu buradan başlatıyorum. Allah, Toram Hanım nereye çıkmış? Toram Hanım in aşağıya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu köpek niye böyle yapıyor? Allah korusun, bir gün düşecek diye korkuyoruz. Neyse, 2 dakika eve gideceğim. Gidince hemen onu çağırırım, indiririm oradan. Daha önceki videolarımızda da gösteriyorduk sizlere. Emin talaş getirip satıyor diye. Bunları marangozcudan getiriyor. Kendisi orada dolduruyor. Köyde de soba yakmada, ondan sonra mesela civcivi beslerken altına atmak da çok iyi oluyor. Aynı zamanda yeni buzağı doğduklarına falan da atıyoruz. Yani biz şahsen epeyce bundan kullanıyoruz. Çuval da 50 TL'ymiş. He? Aynen, buzağı altına Emin de buradan ekliyor bana. İyi oluyor ya. Mecbur da bir de hepsinin ağzını bu şekilde bağlamak zorunda. Açık kalsa zaten dökülür. Karabaş, yardım etsene Emine. İdame boğaz yer onunla. Kemik getirsen hayır demezler. Çuvala 13 kilo ayıdan aşağı düşmez kardeşler. Evet, ağır belli. Şimdi sonuç para veriyorum ya. Ağır olsun. Dün kaç çuval getirmiştin de bitlemen? 16 mı çuval? 15 çuval. 15 çuval. Biz de 5 çuvalını alacağız şimdi. Bodrum'a daha var da bitiyor. 10 dakikada bitti. Doğrudur. Yine sen hava burada da çık. Saraman inmiş. Şimdi arkadaşlarım, Kardelen açılışı başlatmış. Ben de bir ara sabahleyin mallara baktım, işleri gördüm. Ondan sonra Kardelen yatıyordu, devri değiştik. Kardelen kalktı, ben yattım. Yine 12.30 kadar falan yattım değil mi? Hı hı. Saatte bu arada 2.30 geliyordur, belki 2'dir, o civardadır. Aşağıda indim, dündeki yarım galam işimi de halledeyim dedim. Şöyle galam, yine de 10 teker vardır boyancı. Olmasa bile 7-8 vardır, onlara boyayacağım. Kaç günlerdir diyoruz ki yarına bitmeyeceğiz, yarına bitmeyeceğiz. Dünden de kalan yemekler kaldı. Karnım doyunca kendim içimde dedim ki Kardelen de can istiyordur dedim. Değil mi, gidemeyeyim mi? Kardelen'im yarın bitme etmesek dedim. Kardelen de ben gibi dedi. O da yemekler var diye. Onun için şimdiden de soğanımı gazet, pırasamı da gazet. Bu buranın bıçağı da. İşte şimdi ıspanak kazan Kardelen. Hı hı. Olur. Karşıdan şeyden. Allah'ım çocuklar. Kim onlar? Işılgil. He tamam. Emine ver ablanı deyince kız. Ben de şaşırdım çocuklar deyince. Bunları ne zaman diktiydik? Kışın diktiydik. Dedim ki size bahara doğru böyle Mart'ta falan coşa bunlar diye. Yukarıda da vardır Kardelen bizim dikecek. Ona... Allah. Güçsüz oldum buradan ben. Aynen. İleriden pehlivan gibi dursam. Herhalde çürükmüşüm yalım. Bir soğan bileni beni devirdi vallahi. Anne Toraman garibi. Demin sen konuşurken betona çıkmış. He. Dışarı çıkmak istiyor. Bir de ben açılış yaptım ya babaannemle orada. He. O zaman da yine şeydeydi. Çatıdaydı. Ya, kiremitlerin canım, tepesinde. Kapıyı. Geleni gideni havlıyorlar. Ben de dedim ki bugün avluda dursunlar. Hatta ben uyurken de takipçilerimiz dünden Kardelen'in itibata geçmişlermişmiş. Ankara'dan İzmir'e geçerken Bodrum'a. Ha, Bodrum'a mı? O da İzmir tarafı o da. O tarafta değil mi? Kardelen demişler ki süt ayırıverin, yumurta ayırıverin diye. Dünden sütü dolabı koyduk, bozulmasın yolda diye buzlandırdık. Onları almaya gelmişler ama ben denk gelmedim. Çünkü yenice yattıydım, uyumuşum. Kardelen bana seslenmemiş. O sırada çıkmıştır o kirli. Kapıdan. Aynen, bence de öyle. Ana abası bak, mor soğanmışmış bu. Ya tekerlerimi erken boyarsam o soğanları da endiren. Ben boyaları yapacağım, işleri halledeceğim. Kardelen de dünden beri pasta diyordum ana, tatlı gibi bir şey yapan diye. O da bakalım ne yaparsa tatlı yapacak.
kovada su var, oradan su içecek. Bakalım şimdi de diş var anne. Kızım o güç kalmamış bende. Allah Allah. Ella gülecek inan ki ya. Ella gülecek ya. Yeter mi ki ya? Ramazan gün galanı yilmeyecek şey olmayacak. O zaman onları çıkarma. Yeter yeter. O da bir insan kurtarır. Biraz da ıspanaktan kazacağım mı? Kazacağım. 2-3 de baba. Valla ben bunu da erkek pırasaydı görmüşsün. Sinirler ki diye. Saraman ne diyorsun oğlum lan? Ben sana bitmettim içimden çıkarıver. Yiyor, seviyor değil mi sen? Kıstamamızda kazan da onların Türkçe'nin ayıklarını şurada dursun. Size atıverem ben bunu adam içelim. Başaçları tavukları kardelen. Bir ara senin böyle canın sıkılırsa bunları vay bıçağla gazlat at ve tavuklara. Haşeşla canım sıkılırsa iyi. Güzel bir soruydu anne. Haşeşla acımıştır annem. Onunla aşı olur galiba. İnsanın uykusunu getirtir. Hemen ıspanağı çok kazmayacaksın. Hiç elim aza varmıyor zaten. 2-3 ondan oluversin. 2-3 bundan oluversin derken he. Babaanneme veririz. Ama babaannem gelir gerçi. Nazan Abla'ya veririz. E tamam işte. Bir de Fadime Alamgil'e götürürüm. Işte. Ondan yine de biz hani birkaç tane yapmayla olmuyor bu yüzden. Bir de yiyoruz. Ertesi gün yeniler diyoruz. Yaptık mı? Aynen. Şu taraflarda da var. Ana. Bak şuradaki ıspanak değil mi? Boya gitmiş. Şu video şurada iyi duruyor. Senin arkandaki. Ispanak kızım. Geçen sene maşallah nasıldı? Geleni gideni götürün dedim. Evet. Çoysan gazlı, çoysan gazmadı. Son vakit sürüleceği zaman. O zaman galiba hallettik. Yok abi ayıklarım ben bunları yarın. Şimdilik şöyle gazayım da. Bunları çıkarken sen götür. Götürürüm. Aşağıda kediler falan diye. Evet, aradan 1,5 saat gibi bir zaman geçti. Annem artık bitirdi sayılır. Sadece beyaz renk kaldı. Bak geriden bir de ben bakayım kardelenim be. Geriye kalan 4 tekerleğim var anne. İleriden çok güzel. Toplamda 20 tane tekerlek var işte. Bu arada şu çizmelerin içinde de çiçek vardı yazın. Yine onları da boyayacak. Boyamacı. Neden? Hayır hayır, ondan ideal iyi. Çünkü onu harcasak da bir tane teker boya. O da doğru. Ha, teker yine durar. O buraya giremedi ya. O buradanın şeyi. Aynen. Beyaz da yakıştı ya. Ama renkler kadar beyaz o kadar olmadı. Yeşil olaydı daha bir güzel olacaktı değil mi? Ama sen dedin işte yeşil de yazın her taraf yeşil olacak bir anlamı olmaz Allah diye. Allah sonra yeşil. Daha ileride tekerlekleri şuraya maydanoz diktim yerlere. Oraya geçirecek. Tekerlekleri bir daha koyacağım oraya. Hı hı. O tütün çiçeği gibi. Maydanoz ağaçlı tavuklarının olduğu yeri boşluk yeri dikmeyi düşünüyor. Hmm. Niyetim öyle bakan da. En son sizlerle bahçede kalmıştık sanırım. Evet artık şu an ezana son 50 dakika falan. İneklerimizdeki işler de bitti sayılır. Az önce Toraman yukarı çıkmış samanla. Köpeklere kemik veriyorduk. Bu akılım yok. Sonra annem buna bağıra bağıra çıktı geldi en sonunda. Emim de talaşları getirmiş. Değil mi? Yarın koysun artık. Yoruldun değil mi? Vallahi. 2,5'da inmiştin aşağıya. Çıkmıyorsun, susamıyorsun. He? 2,5'da indin aşağıya. 2,5'da indim ama 4,5'a doğru çıktım. Aynen biraz. 5,5'a kadar yukarıdaydım. Ondan sonra hem uzanmış oldum.
Kaysan'ın herif eşit yok. Benim lastik ayırdım onlarda. Topları katayım ben, gazları katayım, ördekleri. Terapiye gidince secdede uyuyup kalma bakalım. Uyumam. Orada şey oluyor, galabaşlık oldu mu? Daha insan yanılmaydı şey diyordu yani kargana. Tamam ben gidiyorum ona. Orada suyum var, sütüm katlıydık. Ona da bitmiş dura. Ötünü de yedim, mamam da var. Hadi Allah'ım ona. Dakika bir gol iki. Ne oldu? Biri yeğisini attırmıştık. Yapacak bir şey yok valla. Ben verdim, ben de anne verdim. Tavukların yumurtasını aldın mı anne? Almadım. Giremedim daha. Onlar da katenali. Kaç dakika var dedin sen? Ben mi? He. İşte 45 dakika falan. He, o zaman karnı çorbası pişireceğiz ya. He, pişireceğiz. Yemekleri ısıtacağız. Öyle yani. Yarın mı çıkacaktı Vivler? O aklıma geldi şu an. Bir gün eder. Daha iyicelen şeyli değil ya. Vallahi çubuğum yok ka, ne bileyim. Özenci niye kız? 5 tane yumurtası var şu an kazın altında. 12 tane koymuştuk. 7 tanesi çılık çıktığı için attık. Hayırlısı artık. Belki 5'i de çıkabilir. Belki bir tane çıkabilir. Nasip diyelim. Ve devam edelim. Bir tanesi yerde. Oo, hasılat güzele benziyor. Bak sepetler dolmuş. Aynı ana yerdeymiş. Altta görmedim maşallah. 1. Bakın. Sepeti niye getirmedik iki, biz ya? 3, 4. Şu iri maşallah. Şöyle cebime katan sepeti gerek yok. 4, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Ay. 11. Tamam. Allah'a emanet. Şimdi dolaşacağız arka tarafa. Tavukları süreceğiz. Bundan buraya yem vermem gerek yok. Çünkü orada veriyorsun yemlerin sularını. Havalar ısındı ya galiba. Önceden evet. Donlu yıkanı veremiyordum. Ya yumurtaya baksana bir. Ne gibi? Bak. Ha işte buna bazen öyle oluyor. Ha. Şuna bak maşallah bu iyi. Şimdi düşüreceğim. Kaçalım bakalım bir. Akıllı tavuğun hali başka oluyor. Ben bunları sürüyorum diye. Dışarıdakiler içeri girmeye başladı. Ama beni tınlamayanlar da var. Bir tane de böyle bir tahta buldum. Şeye benziyor. Eskilerin böyle halı yıkarken ya da silkerken vurdukları aynı o gibi. Tokmak mı diyeyim ne diyeyim bilemedim ki. Şimdi kardelenimle beraber yukarı çıktık. İkimiz birlikte. O bir yandan sofra hazırlıyor. Salata etti. Ben de hadi dedim çorbayı pişire. İki gündür şey yedik. Mercimek çorbası yedik. Bugün de asıl galiba bugün de fazla pişiririz biz bunu. Yarına da yeriz nasip olursa. Çünkü emek emek yapıyoruz yazın. Hem kendimiz gayret gösteriyoruz canım bir şey yaparken. Bugün yemek telaşımız fazla yok. Dünden kalanlar olduğu için. Pilav ısıttı mı kardeşler? Isıtmadı. Soba mı yanıyor diyoruz ona? Olabilir. Soba yanıyor önce. Tatlını gösterdin mi sen? Göstermedim. Burada da haşhaşlı revan tatlısı var. İşte annem tekerlekleri boyarken yapmıştım ben de bunu. Babaannem buraya götürdüm şu parçasını. Şöyle bir tane domates suyunu kattım. Kara bizim buradaki nane bitiydi. Geçen de dediydim ben biliyor musun bana? Boşaldı diye. Naneden. Şurada lan büyük gamozada falan. Yok ya çatıya çıkmayalım. Çorbanın içine kalacağım. Ben şeyde görmüştüm. Aha valla kalmamış. Nanem diyordum. Yok adı vardır. Yeleği ters giydim zannettim bir anda. Hayır yön. Şöyle zaten suyumuz soğuk su katıyoruz. Dolabıma da tarnaya katıp şöyle belki bilmeyenler vardır uşak tarnasını. Çoğu yörenin kendini şehri göre özgü tarnası oluyormuş.
Bizler kıymetini bilmesek de uşak tarlamızın devamlı kendimiz yaptığımız için hani dıştaki gelenler böyle anıyorlar. Uşak tarlası güzel oluyor, lezzetli oluyor diye. Artık şöyle kıvamını aldı. Top olmaz artık, kaynamaya başladı. Bu böyle kaynayıp olsun kısıkta. Biz de kardeşim tatlıyı kesip koyalım. Bunu mu kaçacağız kardeşim? Hı hı. Kesmemiştim ben. Dur. Sadece babaanne bile götürecek kadar kestim. İki yeden değil mi? Bir iki. Yoksa elim zaten diyorum ya. Bir şeyi kardelen yaparken küçük kesem diye var. Yine de büyük muhakkak gidiyor. Ama iki tane yiyeceklerini bir tanesinden kardelen. Değil mi şimdi? Evet. Keki iyi kabarmış ya. İnşallah güzel, tadı da iyidir. Güzeldir. Şeker girdikten sonra içine tadı güzel olur zaten. O zaman abiyenkinle katalım. En küçük sofraya oturunca geliyor. Sofradan kalkmamızı gerek yok benim. Bu pembe de bak kardeş nerede? Bir gün ya babam evdeyken onu altıralım. Ya da kendimiz gidelim, alalım gelelim. Bak senin ışıklarının orada şeye var ya. Tatlıcı. Evet. Uşak çevresinde olanlar bilir, köy taraflarında falan. Belki gelen giden takipçilerimiz de biliyorlardır. Yolun kenarında ta ışıkların olduğu yerde genellikle oluyor ama belirli bir gündem oluyor. Onu bilemedim de. Susamlı çok güzel ama tadı sıcakken daha bir lezzetli oluyor aslında o. Aynen. Şu benim olsun küçük. Onu bir tepside getir verem ya. Aslında bunun üzerine kaymak da gider değil mi? Kaymak. He. Ben onu bak girken ben onun üzerine gidip alırım. Vallahi aç oldum çok belli. Bununla kaymak ne alaka? Ben tattım üzerine sevmiyorum kardelen. Beni kızacaklar şimdi. O krem şantim benim üzerinde çok olduğum şey gibi geliyor bana. Tıraş köpüğü gibi geliyor. Gel de tıraş köpüğünü yedimden mi, dadını bildimden mi? Böyle kremalı olan içini kendi yaptığımız şeyleri seviyor. Onlar lezzetli oluyor. Ezenimiz de okunuyor. Allah'ım bari ezenimizi dindirttirmesin. Allah'ım herkesin oruçlarını kabul etsin. Benim telefon bir dakika geriden mi geliyor da bizim cam bu şekilde ben anlam veremedim. Saatim. Şurada telefon var. Hayır, öbürkü telefonum. Kullandığım telefonum. Benim doğrudur. İnşallah tam da kalmamıştır. 26 geçiyordu, 25 geç okulu. 26 geçiyor kızım. Senin saat geri. Diyorsun. Değil mi? 26 geçiyor. Demek ki dün de öyle oldu. Dikkatimi çekti de ondan dedim. Hayır, senin saatin geri annem. Pardon, sofraya oturunca katılıyorum ona. Bu arada annem çorbayı genellikle bu şekilde yaygan tarafından içmesini seviyor. Bunda tadını alamıyorum. Geri şeyi yiyorum ama tarım çorbası illa şu şılak tabakta olacak. Bunu karıştırıyoruz birazdan. Sofra bezi şeyle iş çıkamayalım. Böyle olur, yapışır bir de. Kardelen abla. Ne oldu, yemek yanmış mı yoksa? Zoba yandığından Allah'tan ben zobayı kapattıydım bunu getirmeden. Yemeği sen tıpta ısıtmışsın ya. Evet. Bir de buraya gittik. Aynen. Yağı kalmamış bizim banalacak. Bir şey olmaz. Salatanın yağına banarız. Bir delelim biz de böyle. Videomuzu sonlandıralım maşallah. Pek şöyle bir göstersene. Harikada böyledir ama çoğu yerde fırından mı oluyor, ince oluyor. Ama biz kendi fırınımıza alıştığımızdan bize daha lezzetli geliyor. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hemen vallahi suyudan içmem lazım bugün. Tekerler beni mahvetti.